şunu söyleyebiliriz. Tabii ki hani Türkiye'de mahpusların hakları var biliyorsunuz işte. Ceza infaz kanunu var. Zaten bu kanunda tanımlanmış hakların bile çoğu cezaevinde uygulanmadığını biz görüyoruz ama ne yazık ki İmralı'da bunun bile kırıntıları bile hani sunulmuyor ya da öyle bir imkan şansı yok. 2019 yılından bu yana işte Abdullah Öcalan ve diğer arkadaşları avukatlarıyla görüşemiyorlar, ailesiyle görüşemiyorlar. Dolayısıyla bu hem insani bakımdan, hem insan hakları bakımdan, hem de bir mahpus hakları bakımdan zaten ciddi bir sorun. Öte yandan İmralı Hapishanesi zaten özel bir hapishane, özel bir yönetime tabi. Dolayısıyla burada kalan insanların da Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda ciddi etkileri olan insanlar, başta Abdullah Öcalan olmak üzere, kritik bir aktör, Kürt meselesinin demokratik yollardan çözümü konusunda sözünün halen hem silahlı örgüt üzerinden etkisinin olduğunu, hem Kürt halkı üzerinde etkisinin olduğunu biliyoruz. Zaten devlet de bunu biliyor. Dolayısıyla 2012 yılında da benzer şeyler yaşanmıştı hatırlarsanız. Toplumsal bir gerginlik yaşandı o dönem hatırlarsanız. Akabinde bir işte görüş sağlandı. Çözüm süreci başladı 2013 yılında ve 2015 yılına kadar aslında böyle çok güzel, hani bizim de destek verdiğimiz, İnsan Hakları Derneği olarak bizim de destek verdiğimiz bir çalışma yürütüldü. Tabii ki hani gönül isterdi ki hani bu süreç hakikaten sağlıklı mekanizmalarla devam ettirilsin ama bu devam ettirilmedi. 8 yıldır bu politika devam ediyor. Şimdi akabinde 2016'da bir darbe girişimi oldu. 15 Temmuz'da biliyorsunuz. Bu darbe girişiminden sonra da ciddi bir OHAL ilan edildi bütün ülke satında. 2018 yılında daha bu OHAL yasal olarak bitmiş olsa bile halen bile OHAL'ın uygulamalarını biz görebiliyoruz. OHAL'ın yetkileri neredeyse işte il valiliklerine verildi. İl valilikleri o günden beri halen işte eylem etkinlik yasaklarını uygulamakta, işte güvenlik bölgeleri ilan edebilmekte. Yani demokratik ortam bu süreçte tümüyle işte Kürt meselesinde bu politikadan kaynaklı demokratik hayat ve demokratik ortam ciddi bir baskı altına alındı. Bu ifade özgürlüğü konusunda bu oldu, yargı süreçleri konusunda bu oldu, cezasızlık konusunda bunlar yaşandı, basın özgürlüğü konusunda bütün bunlar yaşandı ve halen de bunlar devam etmekte. Şimdi İmralı Adası'ndaki tecritin ben bu meseleden kaynaklı bir tecrit olduğunu düşünüyorum. İnsan Hakları Derneğimiz olarak da böyle düşünüyoruz. 27 Kasım'dan hemen sonra biz 28 Kasım'da Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulunduk. Hem bu bütün cezaevlerinde başlamış olan açlık grevleri hem 33 aydır işte oradaki 4 tane hükümlünün ailesiyle ve avukatlarıyla görüşememesi durumunu yarattı. Toplumsal gerginliğin aşılması için orada ne olup bittiğini en azından bağımsız ve tarafsız bir heyetle ziyaret etmek istediğimizi söyledik. Böyle bir başvurumuz oldu. Henüz bu saate kadar bu başvurumuza bir cevap verilmedi. Biz dileriz ki tabii hani bu açlık grevleri daha da böyle olumsuz bir noktaya gitmeden Adalet Bakanlığı gerek İnsan Hakları Derneği'ni, gerek ailelerin, gerek de avukatlık bürolarının buraya gitmeleri konusunda bir izin vermesini dileriz ve bekleriz. Hem Türkiye'nin ceza infaz sisteminde tanımlanmış bir takım haklar var, hem de uluslararası belgelerde bunlar var. İşte Mandela kuralları var, işte Avrupa cezaevleri minimum standartları var. Yine Türkiye'nin kendi anayasasında işte mahpusların ya da insan olan hani bütün insanların eşit haklara sahip olduğuna ilişkin anayasanın 10. maddesi var, ayrımcılık yasağı var gibi
Bütün bunları sayabiliriz. Bütün bunlara rağmen orada 3 tane 4 tane mahpusun ailesiyle ve avukatlarıyla görüşememesinin temel sebeplerinden bir tanesi oradan işte Kürt meselesi konusunda işte bir görüşün dışarıya çıkabileceği ya da işte bir mesajın verilebileceği kaygısı var ama orası zaten 24 saat bütün görüşmelerin kayıt altına alındığı bir yer. Devlet zaten bunu 2013 ve 2015 yıllarında oraya heyetler göndererek hani bunları sağlamıştı. Belgeleri, oradaki görüşmeleri kamuoyuna açıklamışlardı. Bu çok çok sevindirici bir durumdu. Hani Kürt meselesi konusunda artık hükümetin, devletin yani demokratik bir çözüme doğru evrilmesi gerekir. Güvenlikçi politikalar, güvenlik bürokrasisinin işte öngördüğü bir takım Milli Güvenlik Kurulu'nun bir takım kararları üzerine yürütülen bu savaş ve çatışma durumu aslında toplumsal bir gerginliği de ortaya çıkartıyor. Ve bir tabii işte bu ne kadar yıl sürecek? Yani şu anda 40 yılı aşkın bir süredir. Sadece 24 Temmuz'dan sonra, 2015 yılından sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamış olduğu veriye göre 40 bin üzerinde insan hayatını kaybetmiş. Yani bu 2013 ve 2015 yılları arasında neredeyse bu insan kayıpları sıfır düzeyde. Şimdi bir de bunun ekonomik maliyeti var yani. Şimdi siz Irak'ta askeri bulunduruyorsunuz, Suriye'de askeri bulunduruyorsunuz, tezkere çıkartıyorsunuz, ciddi operasyonlar yapıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunları güvenlikle açıklamak mümkün değil. Bu bir konsept, bu bir politika, hani bu dönemin bir politikası. Bu politikanın Türkiye'nin hem demokratik hayatına hem de toplumsal barışına ciddi bir zarar verdiğini artık herkesin görmesi lazım. Bundan vazgeçilmesi gerekir. Velev ki Abdullah Öcalan'la görüşüldü ve o da hani Kürt meselesi konusunda işte daha demokratik bir çözüme kendisinin hazır olduğunu söyledi. Bu Türkiye burada bir şey kaybetmez ki yani. Türkiye burada aksine kazanır, toplumsal barış kazanır. Irak'ta, Suriye'de bulundurduğunuz askerleri daha sayıda belki bulundurmak zorunda kalırsınız. Belki hiç bulundurmazsınız. Çünkü bu güvenlik meselesi diyalog meselesiyle çözülebilir. Kiminle savaşı ya da çatışmayı yürütüyorsanız onlarla görüşmeniz lazım. Yani insan hakları örgütleri tabii ki kimsenin etnik yapısına, etnik kökenine, dini değerlerine, siyasi düşüncesine, felsefi düşüncesine bakmadan herkesin hakkını savunmakla mükelleftir. Dolayısıyla biz böyle bakarız ama biz biliyoruz ki bu mesele sadece bir insanın işte bir ailesiyle, bir avukatıyla görüşmeme meselesi değil. Ki bu olsa bile bu bile çok önemli bir sorun bizim bakımızdan. Ama biz oradaki aktörlerin ya da oradaki mahpusların Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda da ciddi söz söyleyebilecek insanlar olduklarını biliyoruz. Bu yönüyle de bu savaşın, bu gerginliğin, bu düşük yoğunluklu denilen ya da orta yoğunluklu denilen çatışma sürecinin bitmesine katkı sunacaksa görüşmek neden hani bu kadar sorunlu olsun? Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki süreç biliyorsunuz 2017 referandumundan sonra yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra ve o halin getirmiş olduğu insan hakları, ağır insan hakları ihlallerinden sonra askıya alındı. 2019 yılında da bu müzakere süreçleri donduruldu ve bu süreç halen devam ediyor. Yani Bakanlar Komitesi'nin iki tane de işte AİHM kararını uygulanmaması konusunda AB ile ilişkiler tümüyle bitmiş noktasında. Ama Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde yeni bir sayfa açmak istediğini söylemişti. Bu sayfanın 24 ve 25. fasıllar üzerinden açılmasını biz de isteriz. Çünkü bunlar bu iki tane fasıl hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kişi güvenliği noktalarında hakim güvencesi, savcı güvencesi noktasında düzenlemeleri ifade eden iki tane fasıl ama bunlardan sonraki fasıllar açılmış olmasına rağmen hükümet bunları açmak konusunda bir irade göstermedi. SPT
gittiği hapishanelerde yani hangi ülkeye gitmiş olursa olsun o ülkenin izni olmadan bu görüşmeleri açıklamıyor. Dolayısıyla Türkiye orada bir görüşme olduysa da bunu henüz kamuoyuna açıklanmasını istemiyor. Olmadıysa da ama CPT'nin de buradaki tutumu tabii ki yadırgatıcı bir tutum. Siz oraya gitmişseniz gitmişsinizdir, bunu kamuoyuna açıklarsınız. Biz gittik görüştük ama hani hükümet size izin vermiyorsa bunun detaylarını açıklamıyor olabilirsiniz ama bunu açıklamanız lazım zaten. Gitmediyseniz biz gitmedik, böyle bir görüşme olmadı demeniz lazım. Burada tutarsız bir takım kamuoyuna bilgiler yansıdı. Dolayısıyla hani bu belki Kürt meselesi konusunda da Avrupa Birliği ile Türkiye'nin şu anda bir politik ortaklığı olabilir mi? Hani bunu düşünmek belki hani çok böyle komplovari bir düşünce olabilir ama hani Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Komisyonu'nun veya Türkiye raportörünün, Avrupa Parlamentosu'nun raporları da çıktı biliyorsunuz işte Kasım ayında ve bir önceki ayda, Ekim ayında. Şimdi oralarda mesela Kürt meselesinin demokratik yollarda çözümüne ilişkin bir takım değerlendirmeler var. İşte basın özgürlüğü konusunda, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü konusunda bir takım ibareler var. Hani bu bunların var olduğu bir yerde işte bir mahpusun hele hele Kürt meselesinde önemli etkileri olabilecek bir hükümlünün görüşme konusunun gündeme gelmemiş olması zaten bir başka bir sorun, başka bir problem. Hem bunun görülmesi gerekir ama belki hani şu anda Türkiye'nin Kürt meselesinde uyguladığı politikaların bir süre daha devam etmesini de istiyor olabilirler. Bu tamamen benim bir hani şeyim, ön düşüncem ya da bir değerlendirmem. Hani böyle midir, değil midir onu bilemiyorum ama bu bir yorumdur. Hani bütün bu süreçlerin böyle işliyor olmasının sonuçlarında belki bunları düşünmemiz gerekebilir diye ben ifade etmek istiyorum ama Avrupa Birliği ve Türkiye'nin bu mesele konusunda teşvik edilmesi gerektiğini, Türkiye'nin teşvik edilmesi daha barışçıl, daha demokratik yolların çünkü bunlar olmadan, siz Kopenhag kriterleri olmadan, hani bu siyasi kriterler yerine gelmeden nasıl bir müzakere sürecini yürüteceksiniz? Ya da hangi sayfa açmak istiyorsunuz? Biz tekrar hani CPT'ye de benzer bir başvuru yapmayı düşünüyoruz, hani planlıyoruz. MYK'mız bu konuda zaten hem kongremiz yakın tarihte oldu, hem kongremizde, hem de MYK'mız kongre kararlarımız doğrultusunda bu yönlü kararlar aldı. Hem bütün hapishanelerde yaşanan işte tecrittir, izolasyondur, mutlak iletişimsizlik durumudur ve özel olarak da İmralı hapishanesindeki durum konusunda işte derneğimizin ulusal, uluslararası işte idari, mülki neyse işte bütün bakanlıklara başvurularda bulunmamızı karar altına aldı. Biz de bu yönlü hem Adalet Bakanlığı'na başvurumuzu zaten 28 Kasım'da yapmış olduk. Gerekirse bir daha yapacağız. Gerekirse CPT'ye de bu konuda hani bu burada olup bitenlerin yerinden gözlenmesi, yerinde bir değerlendirilmesi için bir başvuruda bulunabiliriz. Bütün bu süreçleri yürütmek istiyoruz. Bizim buradaki temel kaygımız bu toplumsal gerilimin önümüzdeki seçim süreçleriyle birlikte yeni bir aşamaya gelmemesi. Hani demokratik bir ortamda yerel seçimlerin yürütülmesi, Kürt meselesinde de en azından ilk etapta hiç olmazsa çatışmaların durdurulması, bütün bu ortamlarda bir seçim süreçlerinin yürütülmesi, mümkünse seçimden önce siyasi partilerin işte bu konudaki hani tutumlarını açıklamaları, hani Kürt meselesi konusunda neyi düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar, öyle mi olacak, böyle mi olacak, en azından çatışmaların durması, silahlı şiddet ortamının durması noktasında bir beklenti içerisindeyiz.